Herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte daha öncesinde bildiğiniz gibi küçücük odamın bir vlogunu sizlere paylaşmıştım. Ve özellikle yayınlarımı takip edenler bilir ki uzun süredir de bir simülasyon sistemi kurmak istiyordum. Ve bu küçücük odaya, daha önce vlog videosunu çektiğimiz bu minnacık odaya kocaman bir simülasyon sistemi kurdum. Gelin bu videoda birlikte bu sisteme bir bakalım. Neler yaptım, neler oldu, ne kullandım, başıma neler geldi, hepsine birlikte bakacağız. Şimdi bakmaya geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik minik yorum bırakmayı lütfen unutmuyorsunuz. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Bu aralar hangi platformda yayın yapacağım konusunda biraz kararsızım. Biraz Kick'te yayın yapıyorum, biraz YouTube'da yapıyorum. Hem Kick hem de YouTube canlı yayın kanallarımın linkini de açıklamaya bırakıyorum. Siz ikisini birden takip edin, ne olur ne olmaz. Bir gün orada açarım, bir gün orada açarım. Siz de kaçırmayın. Hangi platformda yayın yapmamı istiyorsanız da yorumlara belirtmeyi unutmayın. Hadi gelin şimdi sistemimize bakalım. Evet, zaten bir önceki videodan odamın halini biliyorsunuz. Onu da şuraya bir yere bir boncukla iliştiriyorum. Oraya tıklayıp vlog videosuna da, oda vlog videoma da gidebilirsiniz. Bildiğiniz gibi sağ tarafımda günlük setup'ım bulunuyor. Burada işte video montajlarımı yapıyorum. Ne bileyim, FPS oyunlarını oynuyorum. Bir şeyler yapıyorum, yayınları yapıyorum. Yani günlük işlerimi zaten burada yapıyordum. Ben ne yaptım? Dedim ki bu oda çok küçük. Bu odayı daha da sıkıştırmalıyım deyip bu masanın yan tarafına gördüğünüz... Aşkım dönsene buraya. Kokpiti gösteriyorum. Bu nasıl kameraman ya? Buraya kokpitimi yerleştirmeye çalıştım. Biraz boşluk yerler de kaldı falan. Biraz uğraştırdı beni ama nihayetinde bence gayet bu oda için, küçük oda için gayet yaratıcı, gayet güzel, gayet keyifli bir yer oldu. Şu an hepiniz şunu diyor olabilirsiniz. Lan o ne, koca simülasyonda küçücük ekran. Bu ekran da değişecek ama para bitti. Para bitince ne oldu? 27 inçlik monitörle simülasyon oynuyoruz, kokpit kuruyoruz. Böyle oldu. Alacağız. Buraya da büyük ekran gelecek ama biraz vakit alacak. Şimdi gelin şöyle biraz yan tarafa geçelim. Yan tarafa geçip burayı gösterelim böyle çaprazdan. Evet kameraman hanım. Bek 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 bek. Işığa tekme atın. Evet çok iyi. Biraz daha git 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 git. Nasıl gözüküyor mu buralar? Görüyor. Vuruyor. Görüyor mu? Bu iki yer. Şimdi normal şartlarda ben bu dikey monitörümü diğer tarafta kullanıyordum. Bu monitörü buraya aldım bir armla birlikte. Ne yaptım? Simülasyonumun, kokpitimin yan tarafına şöyle konumlandırdım ki yayınlarda chatimi, OBS'imi rahat rahat takip edeyim diye. Şimdi kokpitimize geldiğimizde kokpiti Sigma kokpit olarak tercih ettim ve bunu Wolf Racing'den temin ettim. Öncelikle şunu belirteyim, kesinlikle reklam değil, tamamen kendi paramızla, hakkımızla, alnımızın teriyle kazandığımız parayla çatır çatır aldık. Hiçbir şekilde bir sponsorluk mevcut değil. Fakat piyasaya baktığımızda en iyi Sigma kokpitleri Wolf Racing tarafından yapıldığını gördüm, duydum, tecrübe ettim. Ve ben de satın alarak onayladım, tasdiği vurdum. Wolf Racing'in sitesine girdiğinizde kokpit kısmında 40'a 80 kokpit olarak bu kokpiti görebilirsiniz. Daha sonrasında ben tekli monitör ayağı satın aldım. Bunların yakın görüntülerini zaten giriyor olacağım. Daha sonrasında bir adet vites kolu ve mousepad için gerekli profili aldım ve onu monte ettim. Ve üzerinde de viteslik ve mousepadlik bölümümde bulunuyor. Daha sonrasında burada size bir detay vermek istiyorum. Bunu kesinlikle atlamayın. Kokpit tarafında özellikle Sigma tercih ettim. Bunun haricinde bildiğiniz gibi tamamen boru, alüminyum parçalardan bütün bir şekilde oluşturulan kokpitlerde bulunuyor. Fakat benim Sigma seçmemdeki en büyük sebep, daha sonrasında bir ekleme veya çıkartma yapmak istediğim zaman Sigma profilden kendi ölçülerimi kendim karar verip Sigma profil kestirip bu kokpite ekleyebiliyor olacağım. Benim için en büyük artısı buydu. Bunun haricinde kokpit satın alırken bir baktım ki neredeyse kokpitin total parasından daha pahalı bir şekilde koltukları bulunuyor. Bu tabi sadece Wolf Racing için geçerli olan bir şey değil. Tüm simülasyon satışlarında koltuklar iskeletten çok daha pahalı. Ben de o yüzden elimde uzun süredir kullanmadığım bir adet Rampage koltuğum vardı. Bunun için Wolf Racing ile iletişime geçip bu koltuğu kokpite nasıl yerleştirebilirim diye sordum. Onlar da bana şu an hali hazırda takılı olan bu aparatı bana önerdiler. Kendileri yaptılar ve gönderdiler. Ben de bu sayede normal oyuncu koltuğumu da
bu kokpite sabitlemiş, eklemiş oldum. Bu bana hem 10-15 bin liralık maliyet düşüşü sağladı, hem de elimde kullanmadığım bir koltuğu da değerlendirmiş oldum bu sayede. Daha sonrasında ufak tefek dokunuşlar yaptım. Nedir bu? Mesela gördüğünüz gibi burada benim eski arabamdan kalma bir adet telefon tutucu vardı. Onu burada Sigma'ya tutturdum. Telefonumu buraya koyabiliyorum. Ondan sonrasında Amazon'da bir adet kalan tablet tutucumuz vardı. Buraya tabletimi yerleştirdim. Tam vites üzerinde istediğim konumlarda istediğim tuşlara basabiliyorum. Çok kullanışlı oldu. Özellikle bu tabletteki tuşları nasıl yaptın Onur derseniz bunun da videosu bu videodan sonra gelecek. Orada da bu tableti nasıl bu şekilde button box'a dönüştürdüğümü de sizlere gösteriyor olacağım. Buraya baktığımızda da gördüğünüz gibi bir adet mouse pad'liğimiz var. Bu da gayet güzel ve kullanışlı oluyor. Şu şekilde bütün ayarlamalarımı yapabiliyorum. Bir tek klavye aparatı almadım. Keşke klavye aparatı da alsaydım. Şu an bu klavyeyi sokacak yer bulamıyorum. En son ne yapacağım? Artık hayırlısı. Zaten direksiyon setimden ve vitesimden bahsetmiyorum. Bunun da videosunu yukarıdaki boncuğa iliştiriyorum. Thrustmaster T300 RS GT ve TH8A vites koluyla birlikte kokpitimi tamamlamış oldum. Ve gayet keyifli, gayet kaliteli bir şekilde simülasyon oyunlarını oynayabiliyorum. Çok da keyifli oluyor. Şimdi bahsetmek istediğim birkaç tane ufak detay var. Bunlardan birincisi koltuğumuzun kızaklı olması. Bu sayede alttaki kolu çekerek, yani aynı arabadaki gibi şöyle ileri ve geri boyunuza göre ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda pedal kısmına geçtiğimizde pedallarda da sağda solda, önde ve arkada 4 adet vidası bulunuyor. Bu vidaları gevşeterek pedalları da istediğimiz gibi konumlandırabiliyoruz. Ve aynı şey ekranımız için de geçerli. Yan tarafta yine vidalarımız var. Bu vidalar yardımıyla öne, arkaya, yukarı, aşağı, doğru istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz monitörde. Yani kabaca toparlayacak olursam eğer, Sigma kokpit tercih ettiğinizde bütün her şeyi kendi kişisel kullanımınıza göre optimize edebiliyorsunuz, ayarlayabiliyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi ben bu aralar Euro Truck Simulator'da gerçekten deli gibi otobüs kullanıyorum. Biraz otobüs olaylarına sarmış durumdayım. Hemen şuradan sileceğimizi çalıştıralım. Havamız yağmurlu. Ve ayrıca şundan da bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi direksiyonun yan tarafında da belirli vidalar bulunuyor. Bunlarla birlikte rahatlıkla direksiyonumun açısını da ayarlayabiliyorum. Hani videonun başında da size belirttim. Deli gibi yayın yapmak istiyorum. Fakat en büyük problemim hangi platformda yayın yapacağım. Bu nedenle özellikle yorumlar kısmında beni bilgilendirirseniz, fikirlerinizi söylerseniz çok sevinirim. Bazen Kick'te yapıyorum, bazen YouTube'da yapıyorum ama benim gönlümden YouTube'da yayın yapmak geçiyor. Ama tabii burada sizin de fikirleriniz gerçekten çok önemli. Thank you.
Evet, gördüğünüz şekilde kokpitimi bu şekilde düzenledim. Sizin de kafanıza takılan sorular varsa veya bir fikir almak isterseniz mutlaka yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.